Merhaba, ben Hazar Amani. Bugün sizleri Meksika'nın Oaxaca bölgesine davet etmek istiyorum. Dilerseniz geçelim. En son Meksika'dan döndüğümde söylemiştim. O bir Meksika bölümü yapmıştık. Onda bir bölümde Oaxaca'ya özel bir bölüm yapacağım diye. Yani bu aslında Aztek mutfağının tam özünün olduğu ve birbirinden güzel tortillaların yapıldığı aslında mutfak. Şimdi onlardan bir tanesini yapacağız. Tortillanın aslında çok özel bir unu var. Bu unun yapılışı gerçekten çok farklı. Ama istedik ki biz bir de burada normal bir unla yapalım. Arasındaki farkı görelim. O unu yaparken ben diğerini anlatayım size bir yandan da. Bu diğer bahsettiğim un aslında, bu arada unun içine birazcık normal, beyaz unun içine birazcık tereyağı koydum ve onu içine yediriyorum. Oysa ki o diğer bahsettiğim un, mısırın haşlandıktan sonra lime, fermente olmuş lime suyunda bekletilmesiyle yapılan ve o iyice şişip böyle püre olunca onun kurusulmasıyla elde edilen bir un. Çok farklı bir yapısı var. Ama biz de elimizdeki unlarla bir onu deneyeceğiz. Onun dışında ben Meksika'dan gelirken bir parça getirmiştim ondan. Burada hem rengi çok farklı hem dokusu çok farklı. Sanki böyle mısır ununun nişastasının biraz daha pürüzlü hali gibi. Oldukça farklı. Ama bizim elimizde ikisi birden olsun ki bu istediğimiz tarifi, tortillaları yapabilelim. Şimdi normal unun içerisine suyunu kattık. İkiye bir ölçüde. Bir parça kabartma tozu koydum. Biraz tuz attım. Ve biraz da o çıtırlığını versin diye sirke koyacağım. Ve bu yoğrulurken ben de diğerini karıştırmaya başlayacağım. Bunda da tam 2'ye 1 oranında. Evet, gördüğünüz gibi bu undan koydum. Meksika'dan getirdiğimiz. Biraz da tuz attım. Ondan sonra tam yarısı oranında suyu koydum. Bundaki önemli nokta bunun ılık su olması gerekiyor. Yani vücut ısısında, belki vücut ısısından biraz daha fazla. Şimdi bunu karıştırmaya başladım. Zaten gördüğünüz gibi çok farklı bir dokusu oluştu bir anda. Onu şöyle hepsini toplayarak güzelce karıştırıyorum. Biraz daha suya ihtiyacımız olacak. Bu andan itibaren çok az çok az su koymak gerekiyor. Yine sıcak su veya ılık su. Çok kaçırırsanız çünkü hamurun bütün özelliği gidecektir. Şöyle elinizle fazlalık bütün bu ekstradan unu ve parçalarını toplayın. Ondan sonra bir parça bunu yoğuruyoruz. Çok yoğurmaya gerek yok. Zaten dediğim gibi pişmiş mısırdan olduğu için dokusu çok farklı.
Ve aynı zamanda glutensiz bir hamur bu. Şu anda bu sıcak suyu yediği anda da inanılmaz güzel, sanki böyle kavrulmuş mısır gibi koktu. Evet, ilk parçamız hazır. Şimdi bunların yaklaşık bir 10 dakika dinlenmesi gerekiyor. Evet, bu tortilla hamurumuz. En azından orijinali, masa harina'dan yapılanı hazır. Bunu sarıyoruz. Harina bu arada un demek. Ve masada bu mısırı beklettikleri bu hamurun adı, bunun toz haline, kurutulup toz haline getirilmişine harina, masa harina diyorlar. Ama Meksika'da bu şekilde hamur şeklinde de satılabiliyor. Gidip marketlerden alabiliyorsunuz. Bunu koyalım dolabımıza. Ondan sonra buradaki hamurumuz da hazır. Evet, kıvamı gayet iyi bunun da. Bunun da çok sert olmayan, ele de yapışmayan bir kıvamı olması lazım. Şu anda gördüğünüzde tam o kıvamda. Bunu da aynı şekilde sarıyorum. Şimdi hamurlarımız dinlenirken bir yandan da soslarımızı yapalım. Bittiğiniz zaman aslında takoculara gittiğiniz zaman önünüze bir sürü getiriyorlar böyle değişik değişik salsalar, soslar. Şimdi onlardan ikisini yapacağız. Bunlardan bir tanesi salsa verdi. Yani yeşil salsa. Yeşil salsayı aslında tomatiyadan yapıyorlar. Ama tomatiye burada bulamadığımız için o da bir nevi altın çilekle domates arası. Yeşil büyük büyük altın çilekler gibi. Aynı onun familyasından geliyor. Çünkü onun gibi etrafında kabukları da var. Ama farklı bir şey. Ekşimsi bir tadı var. Türkiye'de de ona en yakın ürünü yeşil domates bulduk. Şu anda da Allah'tan tam turşu mevsimi. Turşuluk yeşil domatesleri aldık. Hatta bu kırmızısını kullanmayacağım. Ki sosumun rengini bozmasın. Sonuçta sosumuzun adı salsa verde. Yani yeşil sos. Bir parça sıcak su koyuyoruz. Sonra bir tane soğanla. Yarısını dörde böldüm. Ondan sonra yeşil acı biberlerden iki tane kullanacağım. Bir tane de jalapeno biberi. Bunu da koyduk. Altını açtık. Bunun içinde biraz tuzla beraber bir süre pişmesi lazım. Zaten olup olmadığını yeşillerin yavaş yavaş böyle koyu renk olmasından anlıyorsunuz. Biliyorsunuz yeşil olan sebzeleri pişirdiğiniz zaman rengi koyulaşır, özellikle çok pişirirseniz. Şimdi biz ne çok pişireceğiz ne yeşil kalmasını sağlayacağız. Ki bir yandan tatları bu suya geçsin. Bir yandan da istediğimiz kıvamda olsun. Biraz da zeytinyağı koydum. Diğer sosum da demin bahsettiğim salsa fresca. Yani onu da tam çevirdiğimizde taze salsa oluyor. Taze salsa adından da anlayacağınız gibi aslında pişmeyen bir salsa. Bütün malzemeleri koyuyorsunuz. Sıpkı domates veya biber püresi yaparmış gibi blenderdan geçiriyorsunuz. Domateslerimizi koyduk. Acı Meksika biberlerimizi koyduk. Jalapeno koydum bir tane.
Bunun içine de soğan koyuyorum. Kalan diğer soğanımı. Ve lime kullanacağım. Yani misket limonu. Sosu ne kadar erken yaparsanız o kadar güzel bir tadı olur. Ama içindeki soğandan dolayı 12 saatten fazla bekletirseniz, o bizde derler ya soğanın sasaması, öyle çok da hoş olmayan bir lezzet oluyor. Ama erken yaptığınızda bütün lezzetler birbirine karışacak kadar zaman buluyor. Tuz atıyorum biraz o domatesleri eritsin ve yumuşatsın diye. 3 tane sarımsak. Ve biraz zeytinyağı. Sonra bir tane blenderla veya rondoyla, bar blenderıyla hangisiyle isterseniz çekiyorsunuz. Evet, artık bunu bir kenara koyabiliriz. Bunlara bakalım. Evet, onların da pişmesine var. Şimdi son olarak da bugün tavuklu takolar yapacağım. Bu tavuklu takoları lezzetlendirmek için dışarıda biliyorsunuz Meksika baharatı, taco baharatı diye satılan ürünler var. Biz dedik ki onu kendimiz yapalım. Taco baharatı yapmak için birazcık kurutulmuş soğan, kurutulmuş sarımsak tozu. Kurutulmuş sarımsak tozuna dikkat edin. Nemde kaldığı zaman böyle topak topak oluyor. Onu açmazsanız tek bir yerde toplanıyor ve oldukça ağırdır tadı. Kimyon koyuyoruz. Yaklaşık bir kaşık beyaz biber tozu. O da yaklaşık bir çay kaşığı kadar. Sonra bu tütsülenmiş paprikadan da bambaşka bir tat katacak. Yapacağımız tavuklara, tavuklu taco yapıyorum çünkü bugün. Ve acı biber tozu. Acı biber tozu ve paprikadan oldukça fazla kullandım. Çünkü hem güzel rengini versin, hem de lezzetli olsun diye. Bunu güzel bir şekilde karıştırdık. Bu kahve öğütmek için ufak mikser blenderlarınızdan varsa onda da yapabilirsiniz aynısını. Gayet güzel. Bunun tabii ki hepsini birden kullanmanıza gerek yok. Ama şöyle bir şey yapın. Bunu yapın. Ondan sonra ağzını da kapatıp böyle vakumlu bir şekilde veya bir kavanozun içinde hava almayacak gibi istediğiniz kadar saklayabilirsiniz. Zaten o kadar saklanacak kadar da kalmıyor uzun süre. Hemen tüketiliyor. Şimdi tavuklarımı keseyim. Tavukları takonun içine koyacağım için yine uzun şeritler halinde yapacağım. Ama çok ince şeritler olmasın, kurumasınlar diye. Yaklaşık böyle iki parmak kalınlığında kesiyorum. Uzun parçaları da ikiye böleceğim ki yerken kolay olsun. Evet, tavuklarımız da tamam. Şimdi tavuğun içine marinasyon için birazcık taze biber koyacağım.
Biraz zeytinyağı. Yağımızı da koyduk. Şimdi bu tavukları, bu lime'ların yani misket limonunun kabuğuyla bir parça marine edeceğim. Sonra bu yapmış olduğumuz taco baharatından şöyle cömert bir şekilde üstüne atıyorum. Ve güzelce bir ovuşturuyorum ki tavukların her parçasına gelsin. Evet, diğer malzemelerin hazır olana kadar dolapta bekleyebilir bu. Bu arada takoları yapacağım. Hamurlarım hazır. Meksika'dan gelirken en büyük keyifle getirdiğim ürünlerden bir tanesi bu ince saç tava. Bir tanesi de buydu. Çok basit bir alet ama gerçekten inanılmaz güzel bir iş yapıyor. Şimdi göstereceğim size. Alt tarafına bu bildiğiniz defter kaplamak için kullandığımız zamanında naylonlardan boyutuna uygun bir şekilde kesiyorsunuz. Sonra bu harina masadan yaptığım, pişmiş mısır unundan yaptığım bu hamuru şöyle bir silindir haline getirip ortasından biraz daha bu sap kısmına koyuyorsunuz. Kapağını kapatıyorsunuz. Ondan sonra bastırıyorsunuz. Evet, ilkini biraz ince bastık. Burası yırtıldı. Çok önemli değil. Direkt yağ olmadan bu sıcak sacın üstüne atıyorsunuz. Bir tane daha yapalım. Diğer yaptığımız hamurun lezzetinin aynı olmayacağı kesin. Ama en azından bakalım bize istediğimiz bu güzel yuvarlak ince lavaşları verecek mi? Onu görmek istiyorum. Biraz daha bastıralım. Evet, üçüncüyü de bastık. Bakın ne güzel yüz yuvarlak çıkıyor. Bu ilk yaptığımız parçayı atıyorum. Zaten bunu o yüzden saymadım. Şimdi onun tadına bakacağım. Onun yerine şu üçüncüyü koyalım. Gerçekten çok farklı bir lezzet. Ne hiçbir yediğiniz lavaşa benziyor, ne de o piyasada satılan tortillalara. Aynı esnada ben de şu tavuğumu yapmaya başlayayım. Evet, bu salsa verdemizi yani yeşil salsamızı da yapalım. Bunu suyuyla beraber yine bu kabın içine boşaltacağım. Kişnişlerin saplarını kopardım. Onları koydum üstüne. Bu arada tamam bunlar. Evet, altını kısabiliriz. Bunların güzel ve sıcak kalmasını sağlamak için de şöyle bir kabın içine bir tane bez koyuyoruz. Aynı bu şekilde servis ediliyor orada da.
içine koyduk. Üstüne. Şimdi kendi buharıyla hem kurumamasını sağlayacak hem de biz diğer ürünlerimizi yaparken sıcak kalacak. Tavuk için yüksek ateşe ihtiyacım var. O yüzden bunu onun yerini değiştiriyorum. Isıcımızın da altını açtım yine ama kıstım. Yeterince sıcak zaten. Şimdi tavuğumuzu tavaya bir parça yağ koyacağım. Isındığını anlayabilmek için. Bu esnada ben de bu tomatiyo yerine yeşil domateslerden yaptım. Salsa verde yapayım. Salsa verdiğimiz de tamam. En son bu salsa freskayı bitirmek için de sen de taze domates alıyorum. Şöyle dilimliyorum. İçine yarım soğan kullanacağım ve bir taze jalapeno biberi. İçine aldık jalapeno biberinin. Ve bu demin yaptığın sosunu yan tarafından güzelce koydun. O sosun içindeki tuz yağ domateslerin güzel güzel yumuşamasını sağlayacaktır. Şimdi şu hamuru en az sizin kadar ben de merak ediyorum. O yüzden bir tane bununla deneyeceğim. Ondan sonra da tavuklarımı pişirmeye başlayacağım. Yine şöyle deminkine benzer bir boyda kopardım. Tabii yapıları bambaşka. Bu gluten ürettiği için bu sünebiliyor. Deminki hamur kesinlikle sünmüyordu. O yüzden bakalım nasıl olacak. Yine yuvarladık. Üstüne şöyle bastırdık. Vallahi güzel bir hamur oldu. Ama bunun yağlanması gerekiyor bir parça pişirebilmek için. Çok az şöyle bir yapışmasın diye. Ama gördüğünüz gibi bu hamur kendini çekiyor. Deminki kadar eşit bir şekilde kalmadı. Presten çıkardığım anda kendini çekmeye başladı. Deneyelim şöyle atalım bir tane. Bakalım ne olacak. Bu sırada tavuğu da yapalım. Lime kabukları pişerken inanılmaz güzel kokmaya başladı. Diğer kullandığım baharatlar da gerçekten unutan bir Meksika yemeği havasına soktu. Ben şu ortalığı toparlayayım.
Tavuğumu da pişsin o esnada. Ondan sonra da sunumuza geçelim. Evet, tavuklar da pişti. Biz de sunuma geçelim artık. Kutlarımızı burada bırakalım. Bunun üstüne o kendi hamurundan yaptığımız, kendi hamurumuzdan yaptığımızı yaptım ama çok da olmadı. Demek ki o undan bulmamız gerekiyor burada da. Şimdi geçelim diğer takolarımıza. Onun içinde şu salsa verdeği, yeşil salsayı, yine bu Meksika'dan aldığımız harika sosluğa boşaltıyorum. Sonra gerisi oldukça eğlenceli. Biraz limona ihtiyacım var ve avokadoya. Ve güzel güzel kişnişlere. Bunu şuraya koyalım. Bu limon kabuğundan biraz da pişmiş olan, lime kabuğundan pişmiş olan kısma koydum. O da şimdi sıcakta son bir güzel kokusunu versin diye. Bir parça tıpkı orada olduğu gibi bu salsa verdeden sürdüm takoma. İçine bir parça koriander yani kişniş attım. Şöyle taşarsa daha güzel gözükür. Sonra buradaki bu salsa fresca'dan ki aslında bu iri iri parçalar halinde neredeyse bizdeki çoban salata gibi kesilir. Ama ben böyle bir soslu yapmaya karar verdim. Daha lezzetli olsun diye. Onu koyduk. Üç tavuklarımızdan. Gayet güzel. İlkini koyalım buraya. İkincisiyle aynısını yapacağız. Yine biraz salsa var da. Bu konularda biraz bağnazlar. Eğer farklı bir sos veya salsa veya lime kullanırsanız olmayan bir şeyle. Bizim arkadaşımız hemen azarlamıştı. O ona konmaz. Onu böyle yemen lazım diye. Ben de tıpkı onlardan gördüklerimi yapıyorum şu anda. Kaşığımızı aldık. O tavuktan koyuyorlar. Onu da yanına yerleştiriyorum. İkisinin üstüne biraz daha lime kabuğu. Ve benim için gerçekten Meksika mutfağının olmazsa olmazı, dünyanın en güzel avokadolarının yetiştiği avokado. Onu da kabuğunu aldık. İkiye böldük. Mükemmel. Üstüne de biraz daha renk versin diye. Şu taze salsamızdan koyalım pişirmediğimiz. Ve üstüne de biraz kişniş. Harika. Şimdi bir tane de kendime yapacağım. Bakalım nasıl olmuş. Kaldı. Biraz kişniş. Avokado.
İspanya'da kendi yaptığım takoyu alıp artık izninizi istiyorum. Afiyet olsun. Fumer, mais ça pue pour très longtemps.